Kripto piyasasında özellikle altcoin'lerde çok para kazanacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Ancak buradaki potansiyelleri değerlendirebilmek ve maksimum getiriyi sağlayabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. İşte arkadaşlar bu videoda sizlerle bazı önemli bilgiler paylaşacağım. Gerçekten kripto piyasası bir nevi değişime uğruyor diyebiliriz. Bunları değerlendirenler zaten özellikle geçen haftada çok para kazandı ve emin olun özellikle önümüzdeki haftada bunlar olmaya devam edecek. İşte bu videoda bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız ve bugünlerdeki hareket planımız nasıl olmalı, nereye gidiyoruz, bunların hepsini beraber göreceğiz. Onun için arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli ve başlamadan önce de eğer like verip küçük bir yorum bırakırsanız beni sevindirirsiniz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden bir genel piyasanın görünümüne bakalım. İlk başta önüme arkadaşlar normal olarak total bir grafiğini açtım. Bunları açıyorum çünkü ilk başta bakmamız gerekiyor. Piyasaya para mı giriyor? Piyasadan para mı çıkıyor? Şu anda arkadaşlar 4 saatlik grafikteyim ve açıkçası bizim takip ettiğimiz seviyeler arası gidip geliyor. Neydi bunlar arkadaşlar? 1.88 trilyon civarları ve yukarıda da 1.955 trilyon. Ve şöyle birazcık büyük bir pencereden baktığımda arkadaşlar zaten piyasada inanılmaz bir para bolluğu var. Yani kripto piyasasına şu anda akın akın para geliyor. Yani arkadaşlar 2024 senesinde o kadar güzel haber var ki zaten kriptoya bu nevi bir para girişinin normal olması bekleniyor. Total grafiğinde arkadaşlar aşağı doğru kırmaya çalışıyor. 88'in aşağısına iğne atıyor. Ancak aşağıda kalıcı olamıyor. Bu da ne demek oluyor? Aşağıda bir alıcı tayfası var. Yani bunu almak istiyor. Grafiği yukarıya doğru gönderiyor. Hatta şuradan çizdiğimde bakın burada mini bir yükseliş trendi olarak da görebiliriz. Ancak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey var. Bakın burada bir tepe yapmış. Burada da bir daha yüksek bir tepe yapmış. Öyle değil mi? Bu yükselen trendin başlangıcı olduğunun bir göstergesi. Ancak burada bakın düşük bir tepe yapmış. Yani daha yüksek bir tepe yapamamış. Onun için arkadaşlar burada bizim birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey söz konusu olabilir burada. Daralan üçgen söz konusu olabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar bu daralan üçgende ne tarafa kırılırsa o tarafa sert bir hareket gelebilir. Onun için arkadaşlar sadece yukarı yönlü değil de aşağı yönlü de bakmalıyız duruma. Aşağıda da arkadaşlar takip ettiğimiz noktalar 83 seviyesi ve onun aşağısında 73 seviyesi. Aralarda takip edebileceğimiz noktada mesela ben şu seviyeyi alabilirim. Total 2'ye baktığımızda daha güzel bir grafik var. Bunun sebebi de arkadaşlar Ethereum ve altcoin'ler Bitcoin'den bu aralarda biraz daha iyi performans gösteriyor. Zaten biraz sonra Bitcoin dominansı grafiğine baktığımızda onu da beraber göreceğiz. Geçen videolarda zaten bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar burada şöyle alırsam bakın burada küçük bir yükselen trend var. Aynı şekilde aynı Total grafiğinde olduğu gibi. Ancak arkadaşlar bakın yükselen tepe yapmış. Yükselen dip yapmış. Burada yükselen dip yapmış. Ancak yükselen tepe yapamamış. Yani bu da ne demek oluyor? Aynı şekilde burada da bir daralan üçgen görebiliriz. Hani arkadaşlar burada bakın 911 seviyesini biz takip edebiliriz. Burada yukarıya yönlü yükselen bir üçgen var. Bu tarz formasyonlarda arkadaşlar açıkçası yukarıya yönlü kırılım biraz daha yaygındır. Ve arkadaşlar ben trade yaparken zaten bu grafiklere de ilk başta bakıyorum. Çünkü eğer bu grafikler dirençteyse, destekteyse yani tepki alıyorsa istiyorsanız siz hangi coin'i takip ediyorsanız onun grafiğine bakın. Grafik mükemmel görünsün. Ancak arkadaşlar bu grafikler bunu desteklemiyorsa o işlem ne yazık ki gerçekleşmiyor. Şimdi arkadaşlar hemen Bitcoin'e gelmeden önce bir de dominanslara bakalım nasıl durumda almış. USDT dominansı hemen açtım. Şimdi burada takip ettiğimiz seviyeler vardı arkadaşlar. Bunların zaten arasındayız. Şurada bir kendine kanal oluşturmuş benim gördüğüm kadarıyla. 5.20 ve 5.08 seviyelerinde. Bizim tahminimiz neydi arkadaşlar? Buradan yukarı yönlü bir hareket alabilir. Daha sonra ben final hedef olarak 4.88'e geleceğini tahmin ediyorum. Geçmişe de baktığımızda arkadaşlar hani bu noktalar bakın fitillerin tam ucu. Fitillerin tam ucu öyle değil mi? Asıl bu nokta bizim takip etmemiz gereken güçlü direnç olarak çalışacak seviye. Hani bu noktanın gelmesi durumunda da zaten USDT'nin payı biraz daha azalıyor market içinde. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bitcoin ve altcoin'lere daha çok para gelebilir. Zaten Bitcoin dominans grafiğini açtığımda da bakın arkadaşlar burada çizdiğimiz çizgiler nasıl güzel çalışıyor öyle değil mi? Burada bir daralan üçgen vardı. Aşağıdan sürekli tepki alıyordu. Bakın tepkilerini burada almış, burada almış. Daha sonra burada düşen bir trendimiz var. Bu trendin üstüne kendini atamamış. Ve arada da arkadaşlar ara bir destek seviyesi. Destek direnç seviyesi şu. 52.79 seviyesini takip ediyorduk. Şu anda arkadaşlar saatlik grafikteyim. 4 saatlik grafiği açtığımda bakın arkadaşlar buradan tepki almış. Yükselmiş. Daha sonra burada kırar gibi yapmış. Büyük bir mumla. Şu anda arkadaşlar retestini yapıyor. Benim de burada açıkçası beklentim buradan retestini yapıp bir şekilde kendini aşağı doğru vurması. Tam bu noktada arkadaşlar bu aşağı doğru hareket yaparken yani dominans
aşağı giderken USDT dominans da azalıyorsa, aynı şekilde totallarda stabil ya da yükseliş trendindeyse, bu da ne demek oluyor? Para USDT'ye gidemiyor, Bitcoin'e gidemiyor. Yani Ethereum ve altcoin'lere gidecek. Şimdi arkadaşlar piyasanın genel bir görünümüne baktığımızda açıkçası güzel görünüyor. Bazı arkadaşlar mesela Twitter'da ben de görüyorum, artık 52 noktası, 53 noktası tepeydi. İşte buradan bir aşağı doğru gideceğiz. Gidebiliriz arkadaşlar. Zaten ne kadar çok yükseldik. Hani Bitcoin grafiğine bakarsak, bakın arkadaşlar ne kadar fazla yükseldik. Grafiği büyüteyim. Hani dedikleri gibi arkadaşlar burası bir tepe de olabilir. Zaten bakın müthiş bir yükseliş gerçekleştirdik. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Bakın burada stabil giderken, öyle değil mi? Hani şurada bir yükseliş yaşadık. Burada 49'lara kadar çıktık. Daha sonra aşağı indik, hemen tekrar yükseldik. Yani arkadaşlar boğa sezonlarında klasik budur. Hani düşüşler, bir de özellikle kurumsallar da işin içinde artık. Günlük BlackRock'tan 3-4 bin tane Bitcoin alımı geliyor. Bunun yanında Fidelity'ler var. Zaten OTC desklerine baktığımızda Bitcoin sayısı azalmış. Yakında bunlar ne yapacak? Borsalara saldıracak. Yani arkadaşlar düşüş herkes için fırsat. Ben size sürekli diyorum ya, biz FTX'in batışından beridir alıyoruz ya parça parça. İşte arkadaşlar herkes için düşüş fırsat. Yani düştüğü zaman dikkat edin arkadaşlar, bazen bizim destek noktalarımıza bile değmiyor. Takip ettiğimiz trendlere bile değmiyor. Bunun sebebi ne? Alıcılar o kadar güçlü ki artık değmesini beklemiyor. Hani birazcık yaklaşık alımlarını yapıyor. Şimdi şuradan hemen ne yaptım? Bitcoin'de tekrar ben grafiğimi açtım. Birazcık karışık olabilir arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Ancak ben çizgileri kaldırmıyorum. Bu çizgiler de zaten bakın birebir çalışıyor. Şu anda bizim takip ettiğimiz 52.500 seviyesini geçememiş arkadaşlar. Bakın kendini sürekli aşağı vermiş. Hatta bu çizgi biraz daha aşağıdaydı. Şöyle 52.200'lerdeydi. Hani ben birazcık 4 saatliğe göre yaptığım için hani bunu yukarıya çıkardım. Ancak şöyle bir grafiğe baktığımızda arkadaşlar, Bitcoin'de tamam burada bir düşüş var. Ancak her düşüşte tepkisini almış. Bakın düşmüş, tepkisini almış. Düşüyor, gene tepkisini alıyor. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık, işte burada bir hani düşen trend görmüyor muyuz? Mesela hani şöyle bir trend takip edemez miyiz? Kısa dönemde arkadaşlar böyle bir küçük trend takip edilebilir. Zaten şu anda kesişim oluyor. Zaten şu anda da aşağı yukarı burada kesişim oluyor. Şimdi arkadaşlar bir saatlik grafiği açayım. Burada benim dikkat ettiğim bir tane nokta var. Onu sizinle paylaşayım. Bakın arkadaşlar şurada benim gördüğüm bir tane fair value gap var. Bu boşluklardan zaten size bahsetmiştim. Bunu böyle uzattığımda arkadaşlar bakın burada zaten desteğini almış. Hani şu anda desteğini almış, kendini yavaş yavaş yukarıya atıyor. Bu tamamen kapanmadığı sürece arkadaşlar, hani buraya her geldiğinde seker. Her geldiğinde seker. Bakın gelmiş, sekmiş, gelmiş. Tabii gitgide arkadaşlar gücü azalmış. Ve aynı zamanda arkadaşlar bunu şuradan kapatayım. Hani burada da bir order block olduğunu görüyoruz. Yani birçok order'ın burada olduğunu, insanların bu noktada çok fazla işlem yaptığını biliyoruz. Onun için arkadaşlar hani bu noktaların biraz daha aşağı doğru kırılması benim için biraz zor olacak. Ancak tabii bu da aşağı yönlü kırılırsa bizim takip edeceğimiz çok güçlü bir tane destek seviyesi var. O da 48.200 seviyeleri. Zaten arkadaşlar bu seviyeyi defalarca denedik. En sonunda kendimizi yukarıya attık. Ancak arkadaşlar bu piyasada, videonun başında da dediğim gibi, bazı potansiyeller var ki onlar da kesinlikle altcoin'lerde, yani Bitcoin'lerde değil. Bitcoin'in fiyatının biz zaten buralarda stabil olmasını istiyorduk değil mi? Tabii birazcık düşüşler, yükselişler olacak. Çünkü bu böyle olsun ki artık para altcoin'lere gitsin, biraz para kazan. Hemen sizle kısacık bir tanıtım paylaşmak isterim. Dediğim gibi arkadaşlar bu tanıtımlı bir içeriktir ve kendi hesabıma girdiğimde şu anda arkadaşlar burada balansın 48 bin dolar olduğunu görüyorsunuz. Ancak arkadaşlar bu hesap bir deneme hesabı. Peki buradan ne yapılıyor? Dileyenler burada staking yapılabiliyor ya da pool'lara katılabiliyor. Bakın benim faiz hesabım da burada, faiz hesabı var arkadaşlar. Şu anda Ethereum'a bir miktar burada atmışım. İşte APR'si, yani senelik getirisi %25. Günlük arkadaşlar şu kadar Ethereum getirisi oluyormuş. Toplamda ne kadar kazanılmış? Toplamda şu kadar kazanılmış. Aynı şekilde Ethereum Classic var, BNB var burada. Buradan APR'leri vesaire takip edilebiliyor. Ya deposit deyip ekleme yapılıp withdraw deyip geri çekilebiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar burada da fixed pool'ları var. Yani bunlar da kitlemeli olanlar. Tabii kitlemeli olanlar bu APY'leri biraz daha fazla. Yani senelik geri dönüşü fazla. Burada da arkadaşlar mesela Ethereum'da %153. Ethereum Classic'de %153. Ve ayrıca arkadaşlar burada launch pool'ları var. Peki bu nedir arkadaşlar? Burada da yeni çıkan projeler vesaire sizin adınıza yatırım yapılıyor. Bunun geri dönüşünün fazla olması hedefleniyor. Burada create contract dediğimde işte bronze, silver, gold ya da platinum seçenekleri ya da farklı coinlerle katılabiliyor. Mesela ben şuradan hemen Ethereum'u seçtim, maksimum dedim. Burada diyor ki işte minimum 168 Ethereum'la platinum'a katılabiliyor. İşte bronze dediğimde mesela 4 Ethereum'la katılınabiliyor. Dileyenler dediğim gibi buraya bakabilir. Ve arkadaşlar burada şöyle bir fırsat var. Kriptonomi'nin 26'sında bir tane etkinliği olacak. AMA olacak. Burada ödüller dağıtılacak. Onun için
arkadaşlar, bu ödüller zaten sürekli dağıtılıyor. Bunu bir airdrop gibi düşünebilirsiniz. Onun için buna da katılmanızı tavsiye ederim. Yapmanız gereken burada arkadaşlar. Kriptonomi'nin işte mesela Twitter'ını takip edin, web sitesine gidin, Telegram'ına girin. Dediğim gibi arkadaşlar linklerini aşağı bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar altcoin'lerdeki size o bahsettiğim bir fırsat vardı. Dengeler değişiyor demiştik. İşte farklı bir durum meydana geliyor. Bunu biz kesinlikle değerlendirmeliyiz demiştik. O da arkadaşlar yavaş yavaş hype'lar yer değiştiriyor. Mesela arkadaşlar şöyle baktığımda geçenlerde bir tane haber çıkmıştı, öyle değil mi? Şirketlerin biliyorsunuz senede 4 defa, yani 3 ayda bir, çeyrekte bir gelir raporu yayınlanır. Nvidia'nın da biliyorsunuz arkadaşlar teknoloji firması, aynı zamanda yapay zeka ile de uğraşıyor. Gelirleri beklediklerinden daha fazla oldu. Bu da ne demek arkadaşlar? İnsanların AI'ya ilgisi var. İşte arkadaşlar biz bu noktada ne yaptık? Direkt mesela yapay zeka coinlerine fokus olduk. Biliyorsunuz arkadaşlar o haber çıktıktan sonra mantıklı olan da budur, öyle değil mi? O haber çıktıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz Render'da çok güzel yükselişler meydana geldi. Yani arkadaşlar buradan çıkarım yapmak istediğim iki konu var. Birincisi haber takibi inanılmaz derecede önemlidir. Yani mesela Nvidia neyle uğraşıyor? Yapay zeka ile uğraşıyor. Onun için arkadaşlar mesela geçen gece saat 12.30'du. Render'a ya da diğer yapay zeka coinlerine mesela long açanlar bir ton para kazandı. Aynı zamanda arkadaşlar geçenlerde bir haber çıktı. Bunu biz yakaladık arkadaşlar grupta. XAI'yi biliyorsunuz, ben size söylemiştim kaç videodan öncedir. Çok büyük potansiyel var diye. Birincisi arkadaşlar ismi XAI, yani AI var, içinde yapay zeka var. İkincisi XAI zaten Elon Musk'ın yapay zeka şirketinin adı. Yani isim avantajı bu kadar. Öteki avantajı ise arkadaşlar bir, Arbitrum ağı içerisinde olması. İkincisi ise dünyada ilk bir Layer 3 proje olması. Peki bu XAI ne yapıyor arkadaşlar? Arbitrum ağını oyun ağına çevirmeye çalışıyor kısacası. Yani arkadaşlar bu ağda çıkan oyun projelerine yardım ediyor. Bu ekosistemde de kullanılan coin XAI coin. Zaten Arbitrum'un büyümesi XAI'ye yarar. İşte gaming hype'ı bekliyoruz. Bu da kime yarayacak? XAI'ye. Bakın arkadaşlar geçenlerde bir tane haber çıktı. Diyor ki XAI diyor artık staking'i açıyor diyor. Yani insanlar elindeki XAI'leri buraya stake yapabilecek diyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bir, XAI'yi artık insanlar satmak istemeyecek. Tutmak isteyecek. Niye? Stake yapacak. Stake yapınca XAI geri dönüşü alacak birincisi. İkincisi de arkadaşlar potansiyel olarak XAI ağında ortaya çıkan oyunlardan airdrop kazanacak. Ve arkadaşlar bu tweet gelir gelmez birkaç dakika içerisinde biz buna long işlem girdik. Bakın arkadaşlar burada açtım, inanılmaz bir yükseliş oldu değil mi? Bunu biz yakalamış olduk. İkincisi de arkadaşlar bakın öteki grafiği açtım. Burada grafik normal Uniswap'ın grafiği, işte boom diyor, burada uzaya çıkıyor. Bu da neden oluyor arkadaşlar? Bu da bir haberle oluyor. Uniswap da gene XAI gibi bir tane haber yayınladı. Dedi ki işte stake yapanların işte platform gelirini artık ben paylaşacağım. İşte bu da nedir arkadaşlar? Yatırımcılara yarayan bir. O yüzden fiyatı burada aldı başını gitti. Ha biz ne yaptık burada? Bunun longuna yetişemedik. Ancak buna short girdik. Zaten siz de arkadaşlar benim burada Telegram kanalımda değilseniz kesinlikle girmenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar fırsatları paylaşıyorum. Bu haber takibi olsun. Saniyesinde bildirimleri açın. Gerekse de vadeli işlemler olsun. Kendi girdiğim işlemleri. Bunlar arkadaşlar sadece dün girdiğimiz işlemler. Bakın ayın 23'ü, öyle değil mi? XAI'ye girmişiz buradan. Bahsettiğim işlem. Burada 735 dolar kazanmışız. Daha sonra file girdik long. Sadece 15x ile %80 kar. Aynı şekilde arkadaşlar XAI'de ikinci bir pozisyon var burada. %123. Ve burada da bahsettiğimiz Uniswap işlemi var. Onun haricinde arkadaşlar render işlemi var. 15x ile %185. Bakın arkadaşlar ayı 23, öyle değil mi? Yani arkadaşlar burada bütün fırsatları ben sizlerle paylaşıyorum. Aynı şekilde VIP kanalında da işlemlerimize sürekli giriyoruz. Ve girmek de tamamen ücretsiz arkadaşlar. Başkaları gibi 50 dolar, 100 dolar vesaire değil. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeli hesabınıza aktarıp aşağıdan Telegram'dan bize yazmak. Ve zaten arkadaşlar girip KYC yapan kişilere burada 20 USDT bonus veriyorlar. Yani bedava 20 dolar veriyorlar. Siz bu 20 dolarla işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Daha sonra bunu çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakiyenizi attığınızda da gruba geliyorsunuz. Ve göstermem gereken bazı şeyler var. Bakın burada borsalar arkadaşlar. Mesela Binance'in görüyor musunuz değil mi? Ne kadar? İşte 0.2'ye 0.4 komisyon alıyor. İşte mesela Bybit'e baktık. 0.55 alıyor. 0.2 varıyor. OKX 0.2 alıyor. 0.5 alıyor vesaire. Hemen burada MXC'ye geldim arkadaşlar. MXC'yi zaten kullanmamızın sebebi o, öyle değil mi? Bakın MXC'ye geldim. %0 ve %0.01. Yani arkadaşlar diğer borsalarda işlem yaptığınızda işleme bas işte 100 dolar kar var. İşlemi kapat dediğinizde 90 dolar geliyor. Niye arkadaşlar? Çünkü borsalar komisyon kesiyor. MXC'ye kullanmamızın sebebi de o. Zaten 20 dolar ekstra veriyorlar ve bize katılıyorsunuz dediğim gibi aşağıda. Şimdi peki biz bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz yapay zekaya çok konsantre olmuştuk. Gerek bu arkadaşlar çıkan haberler dolayısıyla, mesela OpenAI işte atıyorum Sora'yı çıkardı. Ve çok yakında arkadaşlar Elon Musk'ın şirketi XAI de aynı Sora gibi bir şey ortaya çıkaracak.
Zaten ben onu bekliyorum. Bildirimleri açtım. Dediğim gibi haber gelir gelmez de zaten bunu Telegram'da sizlerle paylaşacağım. Ve o haberden sonra da aynı olduğu gibi arkadaşlar tekrar bir AI coinlerinde patlama yaşanılabilir. Ancak arkadaşlar şu anda bakın Uniswap'tan çıkan bu haber dolayısıyla bir DeFi'ye artık para girişi oldu. Merkeziyetsiz borsa tokenlerine bir para girişi oldu. Bunun yanında arkadaşlar Cake yükseldi, işte Bake yükseldi ve bizim takip ettiğimiz bir tane coin vardı. Geçen videolarda size söylemiştim. Jupiter. Jupiter Finance arkadaşlar biliyorsunuz Solana'nın Uniswap'ı gibi düşünebilirsiniz. Bu hype eninde sonunda arkadaşlar Ethereum dışındaki DeFi coinlerine de gelecektir. Onun için arkadaşlar ben Jupiter'e bu ara daha detaylı bakacağım. Siz de bakabilirsiniz. Benim takip ettiğim arkadaşlar şurada mini bir yükselen trend var ve burada düşen bir trend var. Her ne zaman buradaki düşen trend bozulursa arkadaşlar ve yükselen trendin üzerine gitmeye devam ederse işte arkadaşlar tam şu noktalarda ya da şu noktalarda hem long için hem spot için güzel bir potansiyel oluşturur. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın burada devasa bir tane kripto şirketi var. Bunun ismi de A16Z Crypto. Eigenlayer'a zaten sizlerle paylaşmıştım. Eigenlayer'a tam tamına arkadaşlar 100 milyon dolarlık yatırım yaptı. Arkadaşlar bu Eigenlayer komple değiştirecek olayı, ben size öyle söyleyeyim. Sürekli arkadaşlar yatırımlar geliyor ya da diğer büyük projeler zaten Eigenlayer'a ya girmeye çalışıyor ya beraber çalışmaya çalışıyorlar. Onun için arkadaşlar bizim için çok güzel bir haber açıkçası. Biz zaten stake'lerimizi yaptık. Umarım siz de yapmışsınızdır. Ve bir sonraki bakacağımız şey ise arkadaşlar halving neredeyse geldi. Bakın buradan 60 günden daha az bir zaman kaldı. Bakın arkadaşlar 60 gün kaldı dedik değil mi? Tam tamına 2 ay kaldıydık. Önceki halving dönemlerine baktığımızda acaba 60 gün önce ne olmuş? Yani biz hangi noktadayız şu anda? Hemen şöyle ikinci halving'e gittim. Tam şu noktalardayız arkadaşlar. Bu 60 gün sonra zaten büyük yükselişler gelmiş. Ve bir sonraki döneme gidelim isterseniz. Gerçi o zaman Covid crash olmuştu. Hani oraya bakmak çok sağlıklı olmaz. Burada da hemen cetveli aldım arkadaşlar. Bakın 60 gün geriye gittiğimde zaten Covid crash burada olmuş. Öyle değil mi? Düşüşler burada olmuş. Buradan sonra da fiyat ne yapmış? Halving'e kadar yükselmiş. Şu anda da arkadaşlar açıkçası aynı hikaye var. Bizim yani halving'e 59-60 gün kaldı. Öyle değil mi? Yani arkadaşlar burada mantıklı olan eğer ötekiler gibi gidecekse bunun biraz daha yukarıya gitmesi. Ha halving'den sonra sell the news eventi olabilir mi? Yani ufak bir satış gelebilir mi? Gelebilir. Ancak arkadaşlar ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Zaten bunu çokça defa konuştuk. ETF'ler var. Bilmem neler var. Özellikle Ethereum ve altcoin'lerin bu dönemde biraz daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Bunun da sebebini zaten biliyorsunuz. Ethereum ETF'leri dominansının düşmesi vesaire. Arkadaşlar dediğim gibi Telegram kanalına kesinlikle girin. Bu piyasada arkadaşlar yalnız olmak iyi bir şey değil. Twitter'da mesela herkes ayrı bir şey söyler. YouTube'da herkes ayrı bir şey söyler. Zaten arkadaşlar ben mesela VIP kanalını bir tek kendi girdiğim işlemleri paylaşıyorum. Mesela çoğu VIP grupta alırlar günde 5-10 tane işlem paylaşırlar ama bu işlemlerin takibini yapmazlar. Bakın arkadaşlar burada ben bir tek kendi girdiğim işlemleri paylaşıyorum. Zaten yazıyor Tarık BLN diye. Hani işlemler eğer zararda bile olsa arkadaşlar bunun takibini yapıyoruz. Pozisyon büyütüyoruz. Alttan ekleme yapıyoruz vesaire. Yani bu pozisyonları bir şekilde karla kapatıyoruz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu videoda da bu kanalla anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve eğer videoda like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Ben bunlardan para kazanmıyorum. Ancak videomuz farklı kişilere gösteriliyor. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.